Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tanıdık Sesler'in yepyeni bölümünde seslendirme sanatçısı bir tanem Coşkun Candaner'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben söyleyeceğim önce. Tamam, düzeltiyorum. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok nice. Ne yapıyorsunuz bu sıralar? Netflix'te bir dizi konuştum. 10 bölüm Fransız dizisi. Fakat ismini bilmiyorum, üzgünüm. Sana onu mesaj olarak atarım. Tamam, alttan geçerim. Aynen, alttan geçersin. Çok keyifli bir diziydi. 10 bölümü bitirdik. Onun dışında TLC kanalı, TLC kanalındayım. Oradaki işleri yapıyoruz. Bilirsin, ev yapıyorlar, tekrar satıyorlar vesaire. İşte yemek bir miktar izledim içeride. Evet, biraz önce. Onları yapıyoruz, onları konuşuyorum. Şu anda böyle Engelsiz Yaşam Programı, Sat Türk. Engelsiz Yaşam Programı devam ediyor. Ve Federal Film Akademi'de eğitmenlik devam ediyor. Hepsi de gayet keyifli gidiyor. Harika, harika. Hani bana ayakkabı alacaktın? Yarın okulda müsamere var. Abim şarkı söyleyecek ya, yeni ayakkabımla gideyim dedim. Yabancılardan sadaka alma gibi bir alışkanlığım olmadığını bilmenizi isterim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bana ait olmayan şeyleri asla almam. Öncelikle seslendirmeye girişinizi sorayım. Seslendirme sektörüne çocuk seslendirme sanatçısı olarak girdiniz. Aradan zaman geçti. Şimdi artık bir tam manasıyla profesyonelsiniz. Girdiğiniz zamanki sektörden şimdiki zamana kadar baktığınızda sektörün değişimi, gelişimi hakkında neler söylersiniz? Ben aslında İstanbul Radyosu çocuk saatinde yetiştim. Oraya girdim. 7 yaşındaydım. Çocuk saatinde Çocuğun Dünyası programıyla başladım. Orada metin yorumlama, metin okuma, artikülasyon, diksiyon vesaire her türlü eğitimi veriyorlardı. Bir sürü diğer arkadaşlarımızla birlikte. Daha sonra TRT'ye götürdüler. Biz TRT'deki ustalarımızı izliyoruz, seyrediyoruz. Nasıl dublaj yapılır, nasıl konuşulur, neler yapılır. İzleye izleye. Daha sonra da piyasa diye adlandırdığımız TRT'nin dışındaki o zaman da yerli dizilere, yerli filmlere dublaj yapılıyordu. Biz orada gidip gene onları, gene ustaları seyredip bir iki kelime etmemize müsaade ettikleriyle başlayıp bugünlere kadar geldim. 32. yılım. 32 yıl. Orhan Gencebay'ın bir filminde evet dedim. Öyle başladınız. Öyle başladım. 11 yaşındaydım. Usta-çırak ilişkisiyle büyüdüm. Usta-çırak ilişkisiyle yetiştik. Çünkü o zamanlar çok daha müsaitti. Çok daha güzel yapılıyordu. Çok daha önemseniyordu. Şu anda biraz işler fabrikasyon olduğu için çok fazla insan, çok fazla piyasaya eğitimsiz ve deneyimsiz insanlar girdiği için teyzemin oğlu, halamın kızı, kardeşim girdiği için kalitesizleşti iş. Çünkü bunun ya usta-çırak ilişkisiyle devam eden bir sistem bu, eğitim, ya da hakikaten eğitimden alman gerekiyor. Evet. Ve benim Federal Film Akademi'de yaptığımız da bu. Ses tekniklerini öğretiyoruz, ses yelpazesi genişletmeyi öğretiyoruz vesaire vesaire. Ama bunu yapmayıp damdan düşer bir piyasaya girerseniz iş kalitesizleşir. Doğru. Yani geçmişten bugüne bakarsak, geçmişte çok daha özenli, çok daha iyi işler yapılırken artık maalesef yapılmıyor. Anladım. Yapılan yerlerde oluyor uzun saatler, uzun işler. Sinema filmleri çok güzel oluyor, çok iyi işler çıkıyor. Ama piyasa dublajları eskisi kadar iyi değil. Ve şöyle bir şey sorayım. Bir zamanlar Türkiye dublaj konusunda dünyada bir numaraydı. Halen bir numara mı? Halen bir numara olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada dublaj bizim gibi yapılmıyor. Amerika'da da dublaj yapılıyor ama nasıl yapılıyor? Animasyon filmleri yapılıyor. İyi yapılıyor, çok güzel yapılıyor ama bizim buradaki her işe biz dublaj yaptığımız için, seslendirme yaptığımız için okuma oranı çok daha az olduğu için tabii ki Türkiye geneline bakarsak her işe dublaj yapıldığı için ve zamanından bahsediyorum. Çok daha iyi işler yapıldığı için bence hala dünyada bir numara olduğumuzu düşünüyorum. Hey, yakaladım. Vay canına, bu kez büyük bir balık galiba. Hayır, bu bir çocukmuş. Ve bir de Pokemon. İyi misin? Evet, çok iyiyim. Sen değil salak. Şu zavallı şeyin ne yaptığını görmüyor musun? Nefes alıyor mu? Şöyle bir şey sorayım. Seslendirme sırasında, yani seslendirme hayatınız boyunca stüdyoda unutamadığınız bir an var mı?
Çok var. İlk aklımıza ilk gelen. İlk aklıma gelen Adem Aktar yapamadığım bir işim oldu. Yeni doğum yapmıştım. Evi çok daha yeniydi. Ve bebeği kaçırılan bir, çocuğu kaçırılan bir anneyi konuşuyordum. Çok da zaten duygusal bir dönemim. Yapamadım. Sürekli lafa giriyorum, olmuyor. Lafa giriyorum, olmuyor. Ağlıyorum. Yani sesinin rengi değişti. O sahneden sonra başka bir sahneye geçiyor. Normal konuşması, avukatla konuşacak. Konuşamıyorum. Çıktım, izin istedim. Bir saat bitireceğim işi. Yani neredeyse 2-3 saatte anca yaptım. Olmuyor, konsantre olamadım. Konsantrasyonum bozuldu. Onu unutamam. Bir de gülme krizlerimiz de oluyor. Oluyor. Az önce seninle olduğun gibi. Evet. Biz bunu yapamayacağız. Gülme krizlerimiz oluyor. Yani özellikle beraber girdiğimiz, ikili girdiğimiz sahneler, bir arkadaşım yanımdaysa hiç olmadık bir şeye gülüyoruz. Bir lafa giriyoruz. O lafı belki yanlış söylüyoruz, yanlış artiküle ediyoruz ya da vesaire. Takılıyoruz orada. O lafa tekrar girilmiyoruz. Kriz. O kriz geçene kadar bekliyoruz. O öyle çok oldu. Evet. Daha keyifli tabii o gülme krizleri. Kimseden çekmedi dünyada Nasır'ından çektiği kadar. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mısraları da haliyle garip karşılanmıştır değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam Cinlerle Periler dizisinde Gamze Özçelik. Adamın kesinlikle bir sevgilisi var. Birlikte yurt dışına gidecekler. Belki de parayı götürüyorlar. Bilmiyorum ama kadının adının Pervin olduğunu sanıyorum. Ardından Serseri dizisinde de bir dönem Gamze Özçelik seslendirdiniz. Takavuli. Demek pasta getirdin. Evet kurban. Kakaoli mi demiştin? Evet Sibel, kakaoğlu. Nefismiş. Sen de ye. Ula! Ben Bülent'i sevmiyorum. Onunla evlenmek gibi bir niyetim de yok. Gazetede gördüğün şey de Bülent'in hazırladığı bir sahtekarlıktan başka hiçbir şey değil. O işler o dönem size nasıl geldi? Ben yerli dublajını orijinal dublajdan daha çok seviyorum. Çünkü yerli dublajda başladım. Benim dönemim de öyleydi. Yani o zamanlarda şeyler vardı. Hint dizili, Hint filmleri vardı. Fakat ben en çok yerli dizi, film konuşarak bu işin içine girdim. Böyle başladım. Her zaman çok daha keyif almışımdır yerli işlerinden. Ve onlar da çok keyifliydi. Zamanın Bizimkiler dizisi, Mahallenin Muhtarları, oraya giren konuk oyuncu, konuk manken arkadaşlarımız. Hep bizler konuştuk. Doğru. Ben ve benim gibi, benim jenerasyonumdaki arkadaşlarım konuştu. Çok keyifliydi. Çünkü hep birlikteydik. Seanslarımız hep birlikte alınırdı. İçeri girerdik, konuşurduk, çıkardık. Çayımızı içerdik, kahvemizi içerdik. Her açıdan daha güzel, daha farklıydı. Ya, orijinal de güzel tabii ki ama yerli benim için her zaman daha farklıydı. Belki onunla yetiştiğim, büyüdüğüm için bilmiyorum. O halde bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Bu belgeler kral tarafından imzalanmış. Açıklayayım, ben Ölüler Adası'na gittim. Hazineyi gözlerimle gördüm. Bilmen gereken bir şey var. Aşka Sürgün dizisinde Beren Saati konuşmuştunuz. Hazar oğluyla yeni bir hayat kurdu. Çok da mutlu. Beni çoktan unuttu. Özür dileyecektim. Gidemedim yanına. Tekrar hayatına girip onu alt üst etmeye hakkım yok dedim içimden. Beren Saati hiç bir araya geldiniz mi? Beren Saati'yle tanıştım. Dizinin 3. ya da 4. bölümünde beni ziyarete geldi. Tanışmak istemiş benimle. Beni ziyarete geldi. Tanıştık. Sohbet ettik. Çok memnun olduğunu söyledi. Sağ olsun. Çok kibar, çok tatlı biriydi. Ahbap olduk. Sohbet ettik. Dinledi. Fakat dedim ki ona sen iyi bir oyuncusun. Oyuncu adayısın. Yeteneklisin. Yarışmayı da kazanmıştı zannediyorum. Ben o dönem Türkiye'de değildim. Doğru. Yarışma neticesinde oyunculuk yapmış. Çok da güzelsin. Bir sıkıntın da yok. Konuşma açısından, Türkçe açısından. Eğitim al. Kendini konuş. Bundan sonra. Eğer oyunculuğa devam edeceksen. Gerçekten mi? Dedi. Evet dedim. Kendini konuşmam gerekiyor. Sonrasında sanıyorum aynen sonraki dizisinde kendini konuştu. Evet. Daha sonra zaten sesli çekilmeye başladı diziler. Ama yaptı, konuştu. Çok da güzel oldu. Ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bir oyuncunun kendini konuşması, eğer dublajlıysa o iş, kendini konuşması gerektiğini düşünüyorum.
oyuncu kendini konuşmalı. Güzel, buna çok memnun oldum. Federer'e çok mutlu olduğunu biliyorum ve sana vereceği çocuğu beklerken çok heyecanlı olmalısın. Yanılıyor muyum? Peki seslendirme sektörüne girmek isteyen yeni arkadaşlara ne önerirsiniz? Eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru Türkçe öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğru Türkçe çok önemli. Biz milyonlarca insana sesleniyoruz televizyonda konuşurken. Ne konuşursak konuşalım. Belgesel, film, çizgi film, animasyon ne olursa olsun. Çocuklar izliyor. Çok önemli bu. Çok önemli bir mecra televizyon. Tamamıyla eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum. Türkçe, nefes teknikleri, diksiyon. Hepsi içinde zaten. Eğitim dediğimiz anda, seslendirme evet. eğitimi dediğimiz anda hepsi içinde. Ama doğru Türkçe. En önemlisi o. Doğru Türkçe. Anladım. Bunun için de çok okumaları lazım. Ve iyi işler izlemeleri lazım televizyonda. İyi sesler ve iyi işleri. Dublajlı, iyi dublajlı filmleri izlemeleri gerekiyor. Ustaları takip etmeleri gerekiyor. Sizin YouTube'dan. Gibi. Estağfurullah. Benden çok daha ustalarımız var. Dublajlı, YouTube kanallarında oldukça sanıyorum artık koyuyorlar videolarını. Onları izlemeleri gerekiyor. Şu anda gideceği görevden sağ salim dönmeyi düşünmesi gerekiyor. Bütün istediğim seninle birlikte olmak, birlikte yaşlanmaktı. Seni hayatım boyunca seveceğim. Seslendirme sanatçısı olmasaydınız, tabii bunda jimnastikçiliği evet. pas geçiyorum. Tamam. Hangi mesleği icra etmek isterdiniz? Ya onu hiç düşünmedim, biliyor musun? Bir kere kesinlikle zaten spora devam ederdim. Hani çok klasik ama psikolog falan olmak isterdim. Psikolog. Yani hiç yani inan düşünmedim ama şimdi düşününce sanki hani böyle insanların derdine derman olayım, sohbet edelim, oturalım, anlatsınlar, çare olayım. Olabilir yani. Çocuklarla ilgili de bir şey olabilirdi, bilmiyorum. Ama genelde iyi ki seslendirme. Her zaman seslendirme. Ve iyi ki de biz de sizleri dinliyoruz. Çok sayenizde teşekkür ederim. Filmler, diziler renkleniyor. Çok teşekkür ederim. Çok nersin. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.